YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya, Türkiye ve Dünya Havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insanlı keşif uçağı Van'da dağa çarptı. İkisi pilot, 7 emniyet mensubumuz şehit oldu. Kazanın meydana gelişiyle ilgili potansiyel senaryolar ve Beechcraft insanlı keşif uçağına biraz daha yakından bakalım. İran'da kalkışı sırasında düşürülen Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737'nin insan hatası nedeniyle yanlışlıkla düşürüldüğü itiraf edildi. 23 Şubat 2019'da Trinity Körfezi'ne düşen Atlas Air'e ait Boeing 767 kargo uçağının kaza raporundan korkunç bilgiler çıktı. Uçağın yardımcı pilotun yanlış düğmeye basmasıyla düştüğü ortaya çıkarken pilotun geçmişte eğitim enkazı olarak bilindiği ortaya çıktı. Uluslararası Adalet Divanı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladığı hava sahası blokajının hukuksuz olduğuna karar verdi. Bundan sonra ne olacak? Aeroflot 5 yıldızlı hava yolu olmak için, Lufthansa yeni bir tatil hava yolu kurmak için harekete geçti. Boom süpersonik seyahatlere biraz daha yaklaşıldığını müjdeledi. Dünyanın dört bir yanından hızlı bir haber turuna hazır mısınız? Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. 15 Temmuz Çarşamba akşamı saat 22.45 sularında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Emniyet Havacılık Dairesi'ne ait EM-809 kuyruk numaralı Beechcraft King Air 350E tipi insanlı keşif ve gözetleme uçağı yaklaşık 4,5 saatlik görev uçuşundan dönüşü sırasında 2200 metre irtifada Van'ın Gevaş ilçesi yakınlarındaki Artos Dağı'na çarparak düştü. Uçağın enkazına gece 03 sularında ulaşıldı. İkisi pilot, 7 emniyet görevlimiz şehit oldu. Pilotların en son Van Ferit Melen Havalimanı için iniş müsaadesi istedikleri ve birkaç dakika sonra radardan kayboldukları biliniyor. Keşif uçakları terörle mücadele, arama kurtarma görevleri, kaçakçılıkla mücadele, sınır gözetleme, mülteci hareketliliği inceleme, doğal afetler ve toplumsal olaylarda keşif, gözetleme ve tespit yapabilmek gibi temel görevler için insansız hava araçları ile birlikte etkin bir şekilde kullanılıyor. Van'da düşen çift motorlu turboprop uçak 2015 modeldi. ABD'li imalatçı Beechcraft'tan teslim alındıktan sonra yine ABD'de Sierra Nevada Corporation tarafından yapılan modifikasyonlarla insanlı keşif uçağına dönüştürülen uçak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterlerinde de bu uçaklardan bulunuyor. Uçakların 2 saat içinde Türkiye'nin herhangi bir noktasına ulaşabilme ve çoklu görev kabiliyetleri nedeniyle öne çıktığı biliniyor. Gövde altında taşıdığı gece görüşlü ve termal kameralarla 6000 metre üzeri irtifadan dahi görüntü alarak bölgenin taranması, keşif ve tespit yapılmasına, sinyal istihbaratına olanak veren uçaklardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahaleler yapılması sağlanıyor. Van'da yaşanan kazanın nedenine ilişkin net bilgiler yapılacak kapsamlı soruşturmanın ardından belli olacak. Uçağın kara kutusu kazadan hemen sonra bulundu ve incelenmek üzere kaza kırım ekibinin ilgili uzmanlarına teslim edildi. Kazanın nedenine ilişkin olarak akla gelen senaryolar arasında uçağın teknik bir arızaya bağlı olarak pilotların kontrol kaybı yaşamış olması öne çıkıyor. Ancak pilotların kuleye acil durum deklare etmemiş olduğuna yönelik iddialar bu ihtimali zayıflatıyor. Pilot hatası, CFIT olarak adlandırılan maniaya kontrollü uçuş, terör saldırısı veya uçulan bölgedeki genel karışıklık, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaya bağlı olarak bir elektronik karıştırma meydana gelmiş olabileceği gibi tüm ihtimaller üzerinde de çalışılıyor. Kazanın neden meydana geldiği ile ilgili en net bilgi, yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak kaza raporuyla belli olacak. Mazisi oldukça eskiye uzanan milyonlarca uçuş saatiyle güvenli bir uçak olduğunu kabul ettiren Beechcraft Super King Air ailesi uçakları, 18 Nisan 1977'den bu yana 313 irili ufaklı kaza ve kırım olayına karıştı. Bu kazalarda 573 kişi can verdi. İran Sivil Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere kalkışı sırasında düşürülen Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 ile ilgili yeni bir ön rapor hazırladı. Devrim muhafızları tarafından iki füzeyle vurularak düşürülen uçağın, görevi ihmal ve iletişim sorunu kaynaklı insan hatasından düşürüldüğü duyuruldu. Raporda savunma sisteminin yerinin değiştirilmesi sonrası, sistemde kuzey yönü tanımlamasının yapılmasının ihmal edilmesi nedeniyle 107 derecelik bir hata oluştu. Böylece sistem tarafından tespit edilen nesnelerin ve hedeflerin yönü operatör tarafından 107 derecelik bir sapma gösterdi. Bütün bu sebeplerle yolcu uçağının düşman uçağı olarak algılandığı açıklandı. Savunma sistemi görevlileriyle koordinasyon merkezi arasındaki iletişimin zamanında sağlanamamasının uçağın uçuş iznine dair bilgilerin iletilmesinde gecikmeye yol açtığı ve bu durumun uçağın yanlış sınıflandırılması ve hedef alınmasına neden olduğu belirtildi. Vur emri alınmadan düğmeye basıldığı ifadesinin yer aldığı raporda olayın insan hatasından kaynaklandığı kaydedildi. Kazada uçakta bulunan 176 kişi yaşamını yitirmişti. Tahran yönetimi başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş,
Ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı yolcu uçağının seyir füzesi olarak algılandığını ve kısa menzilli füzeyle yanlışlıkla vurulduğunu itiraf etmişti. 23 Şubat 2019'da Trinity Körfezi'ne düşen Atlas Air'e ait Boeing 767 kargo uçağının kaza raporuna ait bilgiler NTSB yetkilileri tarafından açıklandı. Miami'den Houston'a uçan Amazon'a ait ürünleri taşıyan uçaktaki iki pilot ve bir yolcu kazada yaşamını yitirirken bu kaza Boeing 767 kargo uçağının ilk ölümlü kazası olarak kayıtlara geçti. NTSB açıklamasına göre yardımcı pilotun iniş sırasında yanlışlıkla pas geçme butonuna bastığı, uçağın bu nedenle alçalmayı sonlandırması nedeniyle de stall adı verilen anormal duruma girildiğini düşünerek stalldan kurtulma amacıyla uçağın burnunu aşağıya bastırıp uçağı düşürdüğünü tespit etti. Kokpit ses kayıtlarında pas geçiyoruz ifadesinin hiç yer almadığı ve sadece yardımcı pilotun panik içinde stola giriyoruz diye bağırdığı duyurulurken uçağın saatte 830 km hızla körfezin derinliklerine çakılmasına yardımcı pilotun yanlış düğmeye bastıktan sonra panik içinde verdiği hatalı kumandanın neden olduğu ortaya çıktı. Kaza inceleme ekibi bu hayati hatayı yapan yardımcı pilotun daha önce çalıştığı MESA hava yollarındaki kayıtlarını da inceledi. İkinci pilotun MESA hava yollarından ayrılma sebebi ve eğitim geçmişi araştırıldı. Korkunç gerçek burada ortaya çıktı. İkinci pilot defalarca girmesine rağmen kaptanlık sınavlarında bir türlü başarılı olamamıştı. Öğretmen pilotlar onun için tam bir eğitim enkazı tabirini kullanıyordu. Karar aşamasında sorunlar yaşıyor, zor durumlarda kolay panikliyordu. Çalıştığı hava yollarında pilotluk becerileriyle ilgili sorunlar yaşayan pilotların bu sorunları gizleyerek başka hava yollarında işe girmelerinin uçuş emniyetini azalttığı ve olası kazalara davetiye çıkardığını belirten NTSB, ABD Kongresi'ne başvurarak FAA'nin pilotların performans bilgileri ve çalıştığı hava yollarından ayrılma nedenlerinin kayıt altına alındığı bir merkezi veri tabanı oluşturma ve bunu hava yollarıyla paylaşma önerisini yineledi. FAA Kongre'nin bu veri tabanını oluşturmak için tanıdığı sürenin aşılmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen sistemi çalışır hale getirmemiş olması tepki çekiyor. NTSB kaza raporunda ayrıca yolcu uçaklarında da savaş uçaklarındakine benzer şekilde pilotun uçağa belli manevraları yaptırmasını engelleyici sistemlerin geliştirilmesini tavsiye etti. Emniyeti artırıcı olarak önerilen bu sistemlerin mevcut uçaklardaki pilotları sesli olarak ikaz eden uyarılardan farklı olarak pilotların hareketlerini engelleyici bir aksiyon alabilmesi önerildi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2017'de teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesip ekonomik abluka uygulaması başlatmış ve bu kapsamda Katar uçuşlarına hava sahasını kapatarak uçuşlarını da yasaklamıştı. Körfez bölgesinde büyük bir krize neden olan durumun ardından Katar yönetimi birçok defa ICAO ve Birleşmiş Milletler'e çeşitli itiraz ve şikayetlerde bulunmuştu. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO'nun Katar'a uygulanan hava yolu blokajının hukuksuz olduğuna kanaat getirmesiyle diğer 4 ülke durumu Uluslararası Adalet Divanı'na taşımıştı. Birleşmiş Milletler en yetkili yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, yargı yetkisi itirazlarını oy birliğiyle reddetti. Katar lehine karar alan mahkeme, temyiz yolunu da kapattı. Karara gerekçe olaraksa, hava sahası blokajının Chicago Sözleşmesi'ne aykırı oluşu gösterildi. Katar uçakları yasaklar nedeniyle bu süreçte İran hava sahasını kullanmak zorunda kaldığı için İran'a yılda 100 milyon dolardan fazla ek üst geçiş ücreti ödemek zorunda kaldı. Daha uzun rotalarda uçuşlarını gerçekleştirdiği için yakıt maliyetleri de ciddi oranda arttı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına saygı gösterip göstermeyeceği ve nasıl bir tavır takınacakları henüz belli değil. Almanların milli havayolu Lufthansa yeni bir eğlence havayolu kurmak için çalışmalara başladı. Kurulacak havayolu için Ocean adında havayolu işletme sertifikası yani EOC alınacak. Lufthansa'nın bünyesindeki düşük maliyetli havayollarının yapısı oldukça karışık. Geçtiğimiz 10 yılda çok sayıda büyük küresel havayolunun aşırı rekabetçi pazarlarda öne çıkabilmek ve personel maliyetlerini azaltmak amacıyla kendi bünyesinde oluşturduğu düşük maliyetli taşıyıcıları piyasaya sürdüğünü gördük. Bu girişimlerin bazıları başarılı olurken bazıları ise beklentileri karşılamadı. Lufthansa Almanya dışındaki uzun mesafeli düşük maliyetli uçuşlarını 4 farklı iştiraki altında Frankfurt, Münih ve Düsseldorf üzerinden gerçekleştiriyor. Eurowings, Lufthansa'nın birincil düşük maliyetli taşıyıcısı durumunda. Brüksel Hava Yolları uzun zamandır hibrit bir havayolu durumunda. Havayolunun uzun menzilli bazı uçakları Eurowings adına operasyon yapıyor. Lufthansa Cityline, Lufthansa filosundaki A340'ları da transfer etmesine rağmen bölgesel bir iştirak durumunda. SunExpress ise Lufthansa'nın Türk Hava Yolları ile yaptığı ortak girişim. Pandemi sürecinde diğer iki alt şirket Germanwings ve SunExpress Deutschland'ın da kapatılmasına karar verilmişti. Lufthansa mevcut modeli parçalanmış bir yapı olarak tanımlıyor ve bu yapının şu an pek başarılı olmadığı düşünüldüğü için bazı değişiklikler planlanıyor. Bu yüzden de yeni eğlence havayolu iştiraki olarak Ocean yapılandırılıyor.
Ocean sadece havayolu operatörü sertifikasının adı olacak. Kurulacak havayolunun Lufthansa markası altında operasyon yapması planlanıyor. Ocean için amaç İsviçre'deki Edelweiss'a benzeyen kaliteli bir eğlence havayolu kurulması. Kurulacak şirketin 2022'de uçuşlara başlaması planlanıyor. Başlangıçta havayolunun 4'ü Frankfurt, 3'ü Münih ve 4'ü Düsseldorf merkezli olmak üzere 11 uçaktan oluşan bir filoya sahip olması bekleniyor. Havayolunun Frankfurt'tan Tampa'ya, Münih'ten Las Vegas'a, Orlando'ya gibi uzun mesafeli eğlence destinasyonlarına uçması planlanıyor. Şu anda Cityline ve Eurowings tarafından uçulan birçok noktaya Ocean'ın da uçması gündeme gelebilir. Ocean filosuna hangi uçakların katılacağı, Lufthansa'nın sendikalarla sorun yaşamadan personel maliyetlerini nasıl düşüreceği de büyük bir merak konusu. Dubai merkezli Emirates pandemi nedeniyle yere indirdiği A380 uçaklarıyla yaklaşık 3 ay aradan sonra ilk seferini Londra Heathrow ve Paris Charles de Gaulle havalimanlarına yaptı. Havayolu Amsterdam'a da her gün bir kez A380 ile uçulacağını açıkladı ve 1 Ağustos'tan itibaren Londra Heathrow'a aynı gün içinde ikinci A380 seferlerinin de başlayacağını duyurdu. Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda pandeminin başlamasından bu yana Avrupa'daki havalimanlarına ilk tarifeli A380 uçuşu olması nedeniyle Emirates'in A380'ine özel bir karşılama da yapıldı. A380'in en büyük müşterisi durumundaki Emirates'in filosunda şu anda 114 adet A380 bulunuyor. Ayrıca teslimatı beklenen 8 adet de A380 siparişi bulunan Emirates, pandemi nedeniyle bu uçakların 46 adedini filodan çıkarma ve emekliye ayırma kararı almıştı. İngilizlerin milli havayolu British Airways, pandemi nedeniyle filosundaki tüm 747'leri emekli edeceğini açıkladı. Filodaki 31 adet Boeing 747 ile dünyanın en büyük jumbo jet operatörü olan British Airways, uçakların mevcut şartlarda uçmaya devam etmesinin mümkün olmadığını duyurdu. Gökyüzünün kraliçesi 747'ler, British Airways'in toplam filosunun yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Filodan çıkarılan 747'lerin yerini Airbus A350 ve Boeing 787 Dreamliner uçakları alacak. Pandemi nedeniyle birçok havayolu, filosundaki 747'leri verimsizlik, yüksek operasyonel ve bakım maliyetleri sebebiyle erken emekliye ayırdı. Rusların milli havayolu Aeroflot, 5 yıldızlı bir havayolu olma misyonu doğrultusunda yapısal olarak önemli stratejik değişiklikler yapma kararı aldı. Grup içinde ana şirket Aeroflot'un yanında 3 iştiraki şirket daha bulunuyor. Filosunda 30'dan fazla Boeing 737 bulunduran düşük maliyetli Pobeda Havayolları, hem kısa hem de uzun menzilli eğlence rotalarına uçan ve filosunda 60'tan fazla uçak bulunduran Rossiya Havayolları ve A319 ile turboproplar da dahil olmak üzere 20 uçaklık filoya sahip olan ve genellikle uzak doğuya uçan Aurora Havayolları. Yapılacak değişikliklerle Aeroflot yalnızca uzun mesafeli ve premium uçuşlara odaklanacak. Pobeda'ya Aeroflot filosundan yaklaşık 50 adet Boeing 737-800 transfer edilecek. Bölgesel rotaların sayısı artırılacak. Pobeda low cost bir havayolu olduğu için Aeroflot'tan gelen uçaklardaki business sınıflar iptal edilerek uçakların kapasitesi 158'den 189'a çıkarılacak. Bu sayede Pobeda'nın bölgesel uçuşlarında bilet fiyatlarının yaklaşık %30 düşmesi planlanıyor. Filosundaki uçakların yaklaşık 3'te biri 777 ve 747'ler de dahil olmak üzere geniş gövde olan Rossiya'nın filosundaki uçak sayısı da gelecek yıllarda 4 kat artacak. Aeroflot'un toplam 150'yi bulacak Sukhoi Superjet filosuyla 50 adet Irkut MC-21-300 siparişleri Rossiya filosuna katılacak. Rus üretimi tüm yolcu uçakları böylece Rossiya adına uçurulmuş olacak. Avrupa'da Skytrax 5 yıldızlı tek havayolu Lufthansa'yı gözüne kestiren Aeroflot, yüksek kaliteli bir ürün ve servis sunabileceği pazarlara odaklanmanın bu başarıyı getireceğine inanıyor. Aeroflot için büyük, cesur bir iş modeli değişikliği sonucunda havayolu yaklaşık 250 uçağını yan şirketlerine aktarmış olacak. Bu nedenle ana şirket Aeroflot gelecekte çok daha küçük ve butik bir hale gelecek. Aeroflot filosunda sadece A320, A321, A330, A350 ve 777 uçakları bulunacak. Küresel havacılık endüstrisinin tarihin en büyük kriziyle boğuştuğu bir dönemde Abu Dhabi'nin ilk düşük maliyetli havayolu olan Air Arabia Abu Dhabi ilk seferini yaptı. İki Airbus A320'den oluşan filosuyla operasyonlara başlayan havayolu ilk seferini 14 Temmuz'da Abu Dhabi'den Mısır'ın İskenderiye şehrine yaptı. Air Arabia ile Etihad arasında kurulan ortak bir girişim olan şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye daha kolay ve doğrudan erişim sunmayı amaçlıyor. Öte yandan Macarların düşük maliyetli havayolu Wizz Air ile Abu Dhabili şirket ADQ arasında kurulan ortak girişim Wizz Air Abu Dhabi ise 1 Ekim 2020'de faaliyete başlayacak. Abu Dhabi, Avrupa ve Mısır'da toplam 6 destinasyona bağlayacak havayolunun varış noktaları İskenderiye, Atina, Kutaisi, Larnaka, Odessa ve Erivan olacak. 2 adet Airbus A321neo uçağıyla operasyonlarına başlayacak olan Wizz Air Abu Dhabi filosunun 6 ay içinde 6 uçağa çıkarılması bekleniyor.
Süpersonik seyahat deneyimini yeniden insanlarla buluşturmayı amaçlayan Boom Supersonic, 7 Ekim 2020'de XB1'i fabrikadan çıkaracağını duyurdu. XB1, Boom'un ticari süpersonik uçağı Overture için temel teknolojileri kamuoyuna gösterecek olması açısından çok önemli. Gelişmiş karbon fiber kompozit yapı, bilgisayarla optimize edilmiş yüksek verimli aerodinamik yapı ve verimli bir süpersonik tahrik sistemi başta olmak üzere kritik teknolojilere sahip olacak Overture, süpersonik geleceğin güvenli, çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışacak. Öte yandan XB1 %100 karbon nötr uçuş test programını açıklayan ilk uçak programı olarak da tarihe geçti. XB1 test programına yılın sonlarına doğru başlayacak ve 2021'de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Boom'un ticari uçağı Overture, bugün hizmet veren herhangi bir ticari yolcu uçağından 2 kat daha hızlı olmasının yanında en hızlı ve en sürdürülebilir süpersonik uçak unvanlarını da ele geçirecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.